Yerel seçim 2019'dan mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimlerine hızla yaklaşırken Ordu'da seçimlerin nabzını tutmaya adayları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda yine önemli bir isim konuğumuz AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Sayın Yaşar Şahin bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçim çalışmalarınızı soracağız. Niçin yerel idareci olmak istediğinizi soracağız, siyasi hedeflerinizi soracağız. Yaklaşık 45 dakikalık bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Ekran başından bizleri izleyenlerimiz bir yana sosyal medya üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Sizlerin de başkan adayı Sayın Şahin'e sorularınız varsa sosyal medya üzerinden yöneltebilirsiniz diyoruz. Efendim 31 Mart seçimleri hızla yaklaşıyor, süre daralıyor. Siyasi arenada çalışmalarınız hız kazanmışken her bir dakika bile çok önemli sizler için. Dilerseniz seçim çalışmalarınızı değerlendirerek başlayalım. Nasıl gidiyor saha? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce Kanal 52 TV'ye, çalışanlarına, yönetimine saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Yine bu akşam bizi izleme zahmetinde bulunacak gerek Gürgentepe'den gerekse Gürgentepe dışındaki tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Seçimlerde yaklaşırken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 30 yılın Gürgentepe halkıyla beraber geçmiş olması, onların arasında yaşamış olmam, onlarla birlikte aynı havayı teneffüs etmiş olmam, birçok konuda da bir ve beraber olmuş olmamızdan dolayı bunu siyaseten söylemiyorum. Gerçekten halkımızın isteği ve talebi doğrultusunda aday olmaya karar verdik. Rabbimiz nasip etti. İnsanlarımızın bizim hakkımızda olumlu kanaat bildirmesi sonucu sizin karşınızda, halkımızın da huzurunda AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan Adayı olarak bulunmaktayım. Çalışmalarımız elbette ki Gürgentepe'nin ilçe merkezi, mahalleleri, gurbetteki insanlarımız olmak üzere gerek kapı kapı dolaşarak, gerekse kahvehane meydan toplantıları yaparak, gerekse halkımızın düğün, nişan gibi törenlerine katılarak çalışmalarımız devam etmektedir. Ben insanlarımızla sohbet etmeyi, insanlarımızı dinlemeyi, seçim günü yaklaşırken hazırlıklarımızın ne olması gerektiğini, bizden beklentilerinin ne olduğunu karşılıklı sorarak, birlikte çalışarak, görüş birliğine vararak, kendilerinin bu zamana kadar beklediği ama bir kısmını belki elde etti, bir kısmı belki arzuladığı şekilde karşılanamadı. Dolayısıyla bu istek ve arzularını da dinleyerek kendilerine yardımcı olacağımızın sözünü veriyoruz. Nasıl çalışacağımıza birlikte karar veriyoruz. Onlar da bizi 30 yılın vermiş olduğu güvenle, can kulağıyla dinliyor. Zaten bir güven sorunumuz yok. Zaten birbirimiz hakkında tanımama ya da yeni bir aday acaba diyecek bir durumu söz konusu değil. Çünkü uzun yıllara dayanan bir birlikteliğimiz söz konusu. Dolayısıyla biz de onun verdiği güven ortamıyla hemen hemen mahallelerimizde tanımadığım, beni tanımayan Gürgentepe'nin şu anda 17 bin olan nüfusunda beni tanımayan kimsenin olmadığını düşünüyorum. Çünkü o sokakları, o yolları, o mahalleleri karış karış gezdik. Birbirimizi her konuda birbirimizin yanında olduk. Allah'ın izniyle çalışmalarımız güzel gidiyor. Halkımızdan ben bu güveni alıyorum. Halkımızın bizim adaylığımıza çok sıcak baktığını, bizi beklediğini, inşallah seçim günü geldiğinde de kendilerini rahatlıkla, hiçbir endişe duymadan ne yapabilir,
güvensek mi güvenmesek mi acaba diyeceği bir aday olmadığımdan dolayı inşallah hayırlı hizmete yönelik bir sonuca ulaşacağımızı ben şimdiden biliyorum. Evet, seçmen ve aday güven ilişkisi çerçevesinde seçim çalışmalarımız sürüyor dediniz. Peki Gürgentepe'li seçmenin sizden bu ziyaretlerinizde en büyük beklentisi, en büyük talebi ne oluyor? Evet, bizzat sahada çalışmamız, bizzat mahallelere gitmemiz dolayısıyla açık kalplilikle insanlarımız bize isteklerini bildiriyorlar. Evet. Şu anda kendi gözümüzle de görüyoruz. Daha önceden yollar yapılmış, asfalt bir miktar dökülmüş, betonlama yapılmış. Bununla birlikte hizmet ağının çok geniş olması, ara yolların, ana yolların çok uzun kilometreleri bulması, dağınık bir yapı olması dolayısıyla da Gürgentepe'de hala halkımızın bizden istediği birinci derecede yol, evet, ikinci derecede su, üçüncü derecede elektrik, dördüncü derecede altyapı, meydan çalışmaları ve birçok mahallelerimizde de heyelanlı bölgeler var. Mesela oralarda yolların çakıllanması hala devam etmesi gerekiyor. Suyun ulaşamadığı yerlerimiz var. Elektrikte yine eksiklikler var. Düzgün olmayan elektrik hatları ve elektrik direkleri yapılması gerekiyor. Bunun yanında halkımızın şu anda kullanılamaz durumda olan okullar var, belediye binaları var, diğer hizmet binaları var. Onların onarılmasını istiyorlar. Ayrıca engellilerimiz var. Onlar bizden özel istek ve taleplerde bulunuyorlar. Bu arada şunu söyleyelim. Devletimizden, hükümetimizden, milletimizden Allah razı olsun. Gerçekten Kadir Şinas, yardımsever ve daima vatandaşının yanında olan uygulamalarla, projelerle elbette ki en mümkün şartlarda insanlarımıza yetişiliyor, yetişilmeye çalışılıyor. Bugün kimsenin hayal edemediği yol, engellilere yardım, evde bakım, ilaçların karşılanması, muhtaç durumdaki vatandaşlarımızla ilgilenmeler, efendim hanımlara yönelik yardımlar, hasta bakanlara yönelik yardımlar Allah'ın izniyle tam bir sosyal devletin ve vatandaşını koruyan, seven bir hükümetin uygulaması olarak zaten karşımıza çıkmaktadır. Ancak yine de insanlarımızın bu yapılan güzel yardımların yanında olması gereken, bizim de insanımızın elbette ki hakkı olan bu güzel yardımların yanında insanlarımızın o mahalle şartlarına veya kendi aile durumuna göre biraz daha farklı talepleri ve istekleri var. Mesela en son bir mahalle ziyareti yaptık. O mahallemizde bir engelli kardeşimiz var. Gerçekten onların yerine kendimizi koyduğumuzda şartlarını daha iyi anlıyoruz. Bizden istekleri işte arabamızın biraz daha iyi olması, o engelli arabasının biraz daha iyi olması. Halbuki yeterli durumda ama tabii ki haklıdır, daha iyisi olmasını talep ediyor. Elbette ki buna yardımcı olunacak. O arabayla evin bahçesine inip o çayırdan, çimenden, o topraktan da istifade etmek istiyor. O harmanda oturmak istiyor. İnşallah biz bu konuda onlara da yardımcı olacağımızı kendilerine söz verdik. Bu şekilde isteklere de karşılık vereceğimizi söz verdik. Kendileri de bunu beklemektedir. Evet. Seçmenin 3 ana başlık halinde taleplerini özetleyecek olursak yol, su, elektrik dediniz. Ardından altyapı ve sosyal belediyecilik hizmetleri geliyor. Evet. Sosyal medya üzerinden de bir izleyenimiz bir soru yöneltmiş. Yani Aktaş yaparsa Yaşar Başkanımız yapar diyerek de eklemiş. Gürgentepe'de gençlik halı saha istiyor ve Gürgentepe'de futbol takımını tekrar desteklemeyi düşünüyor mu? Belediye başkanı seçilmesi halinde demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Baştan söylemiştim. Evet. Biz gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, onu ben bir daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü buna hakkım da var. İnsanlarımız bunun da karşılıklı ispatını
biz 30 yıldır sağlamış durumdayız. Hakikaten biz o sokakları beraber paylaştık. O yollarda beraber yürüdük. O karda beraber üşüdük. Düğünde, dernekte beraber oynadık. Ama kederlendiğimiz zamanlarda da beraber ağladık. Şimdi o kardeşimizin sorusuna net bir cevap veriyorum. Şu anda bir halı sahamız vardı. Gerçekten hava şartları Gürgentepe'de çok değişken olduğunda, beklemediğimiz bir anda uzun yıllar hizmet aldığımız o sahalar eskidi, yırtıldı. Onlar şu anda acilen yapılması ve tamir görmesi gerekiyor. Şimdiden ben o kardeşimize söyleyeyim, girişimlere başladık. Allah'ın izniyle o halı saha daha kullanışlı bir hale getirilecek. İkincisi, bizim bir futbol sahamız var. Şu anda kullanılamıyor ama yeri çok uygun, çok güzel. Ben orayı Allah nasip ederse, Rabbimiz nasip ederse, milletimiz de bunu onaylarsa, şu anda onun heyecanını yaşıyorum. Orada bisiklet sürebileceğimiz, koşu yapabileceğimiz, çünkü hava şartları aniden değişiyor ve başladığımız bir Cumhuriyet Bayramı töreni yarım kalabiliyor. Hıdrellez şenliğimiz yarım kalabiliyor. Biliyorsunuz Gürgentepe'de Hıdrellez şenliği. Bir günde 4 mevsim yaşanabilir. Yani evet. O şekil. İşte biz de bu şokları yaşamamak için kapalı alanlara, ama her konuda biraz sonra inşallah yine değineceğiz, kapalı alana çok ihtiyacımız var. Acil ihtiyacımız var. Programlarımızın sarkmaması, şok yaşamamamız için ve programlarımızı gününde uygulamamız için ve gelen insanlarımızın o gün eli boş dönmemeleri için. O futbol sahasını inşallah mümkün olursa kapalı düşünüyoruz. Çünkü kapalı alana çok ihtiyacımız var. Orada Hıdrellez şenliklerimizin, Cumhuriyet Bayramımızın, 23 Nisan Bayramımızın, hatta düğünlerimizin, toplu merasimlerimizin yapılabileceği bir futbol alanı orada düşünüyoruz. Çok amaçlı koşu da yapılabilecek. Orada bisikletleri olacak inşallah, vatandaşlarımızı kendi oraya bisiklet götürmeyecek. Oradaki kullanacağı aletler orada hazır olacak. Kullanacak, bırakacak inşallah. Biz şimdiden o soru soran kardeşimize teşekkür ederek inşallah kesinlikle ilk hedeflerimizin arasında olduğunu ve Allah'ın izniyle yapmamamız için bir sebebin olmadığını söyleyeyim. İnşallah mutluluğunu da birlikte yaşarız. Evet, yine sorular gelmeye devam ediyor. Ara ara konuyu da bölmeden ben bu soruları da iletmeye devam edeceğim. İzleyenlerimize de bunun bilgisini vermiş olayım. Çantası dolu bir Yaşar Şahin görüyoruz. Projelerinizin olduğu ve sizi ne kadar heyecanlandırdığı belli. Ana başlıklar halinde bu program belki projeleri konuşacağız ama sizin belediye başkanı olmanız halinde makam koltuğuna oturduğunuzda kendi yaptığınız analizler sonucu Gürgentepe'de en acil şu sorun var, ben işe buradan başlayacağım dediğiniz konu başlığı nedir? Evet. Şimdi aslında bir konu başlığına bağlayamıyoruz. Hı-hı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bizim kapalı alanların çok olması, yani yapmamız gerektiği için çok olması bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Bunları insanımıza kazandırmak istiyoruz biz. Eğer bize o makam nasip olursa, biz tabii ki koltuğa oturmaya gelmiyoruz. Ben 35 yıl imamlık yaptım ve bunun 30 yılını Gürgentepe'nin merkezinde tamamladım. Bir camiye kapalı kalmadım. İnsanlarımıza yetişmeye çalıştık ve her mahallede muhakkak dokunduğumuz bir iş muhakkak oldu. Bunu vatandaşımız bildiği için bizim listeye aldığımız ve yapmayı kendilerine vaat ettiğimiz hizmetleri elbette ki heyecanla bekliyor. Biz bunları Allah'ın izniyle uygulayacağız. Orada oturan biri asla olmayacağım. Ben bir metre daha çamur nasıl kuruturum? Oradaki düşüncem budur. Bir gözyaşı nasıl silerim? Bir insanın yardımına nasıl koşarım? Mesai mefhumu gütmeden, efendim tatil demeden, gece gündüz demeden, zaten dedim ya iklim şartlarından dolayı orada çalışma zamanımız az oluyor. Zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tamamen o odanın vatandaşımızın olduğunu, oturduğumuz, oturacağımız koltuğun vatandaşın olduğunu, bizim yetkimizin vatandaşın olduğunu, vaktimizin de vatandaşa ait olduğunu kabul ediyorum ve bundan dolayı 5 yıl az bir zaman değil, vatandaşımızın bu ümitlerinin ve bu süre içerisinde gerçekleşmesini istediği beklentilerine, kendisini
umutlandırdığı hizmetleri götürmek gerekiyor. Ama şu var, biz kişilere göre de şey değişiyor. Mesela ana yoldan kendi evinin arasında 30-40 metre. Hala bu son şeyde de gördüm. Mesela iki gün önce bir mahallemizin bir köşesinden ziyarette bulunmuştuk. Orada bile hocam benim şuradan şuraya yani tahminen 100 metrelik veya 70-80 metrelik bir yer var. İşte şuradan şuraya evime bu yolu bağlar da üzerini çakırlarsan ben sana ömür boyu duacı kalacağım. Yani beklentisi bu. Bir belediye içinde bu olmayacak bir şey değil. Yapılır yaparız Allah'ın izniyle. Bir köprüsü var. Köprüsünde yani 150-200 çimentoluk bir bakımla o köprüyü çok rahat kullanabilecekleri bir yer var. Mesela o da bir belediye için zor olmasa gerekir. Çatısı damlıyor. O damlamı kes bana yeter diyor. Ona seviniyor. Şu çocuğum için engelli diyor. Bahçeden balkonuma bir rampa yap diyor. Bir korkuluk yap. Efendim beni diyor çok mutlu edersin. Devamlı sana duacı olurum diyor. Yani insanlarımızın genel hizmetlerin yanında bu şekil lokal hizmetlerde de taleplerde evet. Şahsi bulunuyor. Biz bunları yerine getirmenin heyecanı. Orada biz bir şey olduk değil. Bizi oraya getiren vatandaşımızın, bizi destekleyen, ümit bağlayan vatandaşımızın eğer o koltuktan kalkıp onunla beraber bizden şurada bir işim var diye bizi davet ettiğinde ben oraya birisini gönderirim ya da bakarız ederiz demeyeceğiz. Kendim bizzat yerinde göreceğim. Evet. Vatandaşımızla o koltuktan kalkıp onunla beraber evine gideceğiz veya karşılanmasını istediği alana sahaya gideceğiz ve onunla beraber o hizmetin gerçekleşmesi için elimizi taşın altına koyacağız. Onların umutlarını asla o kapılardan boş çevirmeyeceğiz. Evet. Çünkü her şeyin onların hakkı olduğunu, zamanında yapılmayan hizmetlerin de insanlarımızı çok mutlu etmeyeceğini, hatta kısa süreler içerisinde yapılabilecek bir hizmetin uzatılmasını ben hiç hoş karşılamam. Bu zamana kadar da böyle davranmadım. İnşallah bu yetki bize verilirse ben insanlarımızı sevindireceğimi, onların umutlarını boşa çıkarmayacağımı, oy verdik, destekledik, güvendik ama dedirtmeyeceğimi, oldu dedirttireceğimi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Sorunların küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmayacağız. Sorun olması bizim için yeterlidir. Anında müdahale edeceğiz bir yerel idareci olarak dediniz. Aslında biraz ertelediğim bir soruydu ama konu gelmişken yöneltmek istiyorum. Biraz da cevaplamış oldunuz. Seçilmeniz halinde Yaşar Şahin nasıl bir belediye başkanı olacak? Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi bu dönem vizyonunu gönül belediyeciliği olarak belirledi ki sizin de söylemlerinizden bunu yerine getirecek bir aday profili imajı sergiliyorsunuz. Tabii bunun seçimden sonrası da var ama şimdi böyle güzel konuşuyorsunuz ama seçmen hatırlar, seçmen arar. Bir gece evinizdesiniz tam oturuyorken Ayşe teyze su borum patladı diye sizi arayabilir. O saatte de gidecek misiniz? Nasıl bir belediye başkanı olacak Yaşar Şahin? Meltem Hanım çok teşekkür ediyorum. Tam da bu işlerin bir adamıyım ben. Gerçekten. Çünkü biraz önce söylemiştim. 35 yıl imamlık yaptık. Kürsüde şunu söylerdim. Kısa aralıklarla. Şunu söylerim. Devletimiz bizi size görevlendirdi. Dolayısıyla bizim istirahatimiz, tatilimiz ya da sizden kaçınmamız söz konusu değil. Eğer bir imam olarak benim size yapmam gereken bir vazife gece saat 3'teyse, benim tatil günümdeyse, benim izin zamanımdaysa bile eğer bunu talep etmezseniz bu sorumluluk şu saatten sonra size kaldı. Ben gelmezsem bana kaldı. Bugün Gürgentepe'mizin 30 yılında hiçbir vatandaşımız şunu diyemez. Biz Yaşar Hoca'yı aradık bulamadık. Yaşar Hoca gelebileceği yapabileceği bir işten dolayı bizden uzak kaldı. Yaşar Hoca bizi efendim bu farklı düşüncelerle efendim ben fakirdim sözümüz talebimi tam iletemedim ya da bizi farklı gruplara ayırdı ve bize gelmedi Allah'ın izniyle kesinlikle diyemez dememiştir. Ben bunu dedirtecek bir kapı asla bırakmamışımdır. Ne kadar bir insanımıza yakın olduk, işine faydalı olduksa o bizi mutlu etmiştir. Ben de bundan sonra da Allah'ın izniyle nasıl bir belediyecilik yapacağımı hakkaniyetle, sevgiyle, üşenmeden bir işini gördüğümüzde orada sanki bir ekşi yüzle ona doğru bakarak değil,
az yaptığımızı düşünerek, daha çok hakkı olduğunu ona hissettirerek biz orada çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Bundan sonra da Yaşar Hoca'yı arayan bulacak. Çağırdıkları zaman gelecek. Asla bu can bu bedende olduğu müddetçe hiçbir zaman senin dediğin önemli, senin dediğin önemsiz, bu küçük, bu büyük, buna sonra bakarız, bunun zamanı değil, benim daha önemli işlerim var. Asla ve asla bu cümleler hem bana yakışmaz, hem benden kimse duymamıştır, hem de duymayacaktır. Biz oraya nasıl geldiğimizi, bizden ne beklendiğini zaten biliyoruz. Bunlara hep cevap vermeye çalışmışımdır. Bundan sonra tamamen hizmete yönelik. Bazen bir camiye bağlı olmamızdan dolayı gidemediğimiz de olmuştur. Ama bundan sonra devlet bu imkanları vatandaşıma koşacaksın. Onunla ilgileneceksin. Gönlünü vereceksin. Güler yüzlü olacaksın. Efendim, ben de kendim diyorum ki Gürgentepe'de herhangi bir sıkıntı varsa, biraz önce söylediğiniz gibi Fatma Hanım'ın evine gelen su borusu patladıysa, bacası tütmüyorsa, sobası yanmıyorsa, kendi penceresi açıksa, efendim kapısı kapanmıyorsa, esas işte gönül belediyeciliği ve insana hizmet, insanın yanında olma noktaları buralardır. Biz buralarda olmaya çalışacağız. İlk ben gideyim, gözyaşı sileyim. İlk ben gideyim, o sorunu çözeyim. İlk uzanan el benim elim olsun. Ya da onun ilk uzatacağı el ben olayım. Ve o ilçede yaşamanın ya da orada bir belediye başkanına gönül ve umut bağlamanın, onun sonucunda da aradığını bulmanın mutluluğu içinde kalsın istiyorum bütün vatandaşlarımızın. Evet, sorular var. Onları da araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü projelerinize biraz sonra geçmek istiyorum. Başlık halinde de aktaracağımız için. Işıktepe Mahallesi'nde ne gibi hizmetleriniz olacak? Bunu merak edenler var. Sanayimiz yok diye sormuş izleyenlerimiz. Tepeköy yoluyla ilgili proje var mı? Kabataş'a bağlanacak mı yol diyenler var. Bunun yanı sıra Galip Yaşar da yarın akşam sizi misafirliğe davet etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Işıktepe'miz daha önce belde olan bir yerimiz. Kendi işlerini kendileri görüyordular. Mahalle oldular. Elbette ki hizmetlerden aldılar. Geçtiğimiz dönemde evet, AK Parti belediyeciliğinin insanlarımıza yönelik, mahallelerimize yönelik hizmetlerinden olabildiğince elbette ki istifade edildi. Bu inkar edilemez. Evet. Ama vatandaşlarımız hizmetler arttıkça, hizmetler yapıldıkça daha konforlu bir hayat istiyorlar. Çok da haklılar. Biz de inşallah yapılanların daha üzerine koyarak insanlarımıza koşmaya çalışacağız. Işıktepe için düşündüğümüz, oradaki yolları sahada gördük. Kendilerini ziyaret ettiğimizde bizlerden taleplerini açıkça söylediler. Biz kendilerine kendi beldede, yani şu anda mahallemiz olan Işıktepe'de kendilerine söz verdik. Eşit davranacağımızı, adaletli olacağımızı, hakkaniyetli olacağımızı, Işıktepe merkezinin zemin döşemesinin güzel bir şekilde yapacağımızı, gelişli gidişli bir yol yapacağımızı, binalarının dış cephesini o ana yol üzerinde giydireceğimizi, efendim aydınlatma yapacağımızı, kaldırımlarının daha kullanışlı hale getireceğimizi, hemen hemen yok gibi altyapı istekleri var, onu karşılayacağımızı, aşağı semtlerde bizlerden çakıllanmasını ya da betonlanmasını istedikleri yollar var. Onları da gerçekleştireceğimizi bir kendilerine söz verdik. Allah'ın izniyle sözümüzü yerine getireceğiz. Biz onların bizden taleplerini kendilerini ziyaretimizde yerine getireceğimizi söz vermiştik. Buradan da ekranlardan da söylüyorum ki asla ve asla onları hiç yalnız bırakmadık biz. Yine o mahallemizin yanında olacağız. Onlar benim nasıl bir insan olduğumu, kendilerine yaklaşımımı, kendilerinin yanında nasıl durduğumu biliyorlar. Ben yine buradan ekranlar başında da bizi dinlediklerine göre yine sözümü tekrarlıyorum. Allah'ın izniyle sözümüzü yerine getireceğiz. Tepeköy mahallemize gelince, bazen bizim hiç ağzımızdan çıkmayan sözleri maalesef bazı kardeşlerimiz ne maksatla söylediğini bilemiyorum ama insanlarımızın moralini bozacak şekilde ortaya atıyorlar. Ben kendilerini ziyaret ettim. Tepeköy'de dedim ya, benim böyle bir hakkım var, böyle bir ayrıcalığım var ilçemizin üzerinde ve mahallelerimizin ve insanımızın üzerinde. Bizi çok yakinen bilirler. En iyi ya da
istemeyiz ama acı günlerinde bizi hep yanlarında buldular. Biz onları hiç yanıltmadık. Beklentilerini kendi yaptığımız görev alanı içerisinde karşıladık. Şimdi görev alanımız daha geniş. İnşallah daha da çok yanlarında olacağız. Giderken bizden o mahallemizde toplantı yerine giderken yolu gördük. Tabii böyle çok kötü bir yol değil. Ama dedim ya, insanlarımız artık konforu yükseltmek istiyor, hakkıdır. Biz o mahallemizin yolunu ve onun haricindeki bütün mahallelerimizin yolunu kendilerine söz verdik. İktidarımız daha senelerce başımızda, efendim, bakanlarımızdan, büyükşehrimizden ve ilçemiz, belediyemizden aldığımız destekle, güçle, alacağımız destek ve güçle Allah'ın izniyle o yolu asfaltlayacağız. O yolu en güzel kullanılır hale getireceğiz. Nereden nereye kadar olduklarını bize kendileri söylediler. Ben şu anda gözümün önünde, zaten bütün mahallelerimiz gözümüzün önünde. O yol deyince, çeşme, su deyince ve bekledikleri hizmetlerin noktalarını hep biliyorum. Allah nasip edersek yine kendilerini ziyaretimizde söz verdik. Onu yerine getireceğiz. Ben buradan ekrandan tekrarlamak istiyorum. Kardeşlerimiz benden duymadıkları hiçbir şeye asla inanmasınlar. Mahalleler arasında bir yarış söz konusu, işte kurup yol buradan gidiyor, efendim yok bizden gidiyor. Asla öyle değil. Her yolun kendi mahalline göre önemi var ve her mahallenin o yoluna dokunacağız, yapacağız. Eşit hizmet sunacağız diyorsunuz. Kesinlikle, evet. Evet. Şirinköy hakkında ne düşünüyor demiş ta Erzincan'dan ulaşmış izleyenimiz. Evet. Dün akşam Kandil programından sonra Şirinköy'ümüze uğradık. Yolumuz üzerindeydi zaten. Eskiköy, evet, mahallemizden orada programdan sonra, yani Kandil programına katıldık ve oradan vatandaşlarımızla sohbet ettikten sonra dönüşte zaten yolumuz üzerinde Şirinköy'e de uğradık. Şirinköy'de çok mesai yaptığımız kalp gönül bağımız olan mahallelerimizden biri. Ben muhtarımızla oradaydı. Diğer İkinci bir muhtarımız da orada bizimle telefonla görüştü. Kendileriyle, gençlerimizle sohbetleştik. Elbette ki Şirinköy'ümüzde de aynen Işıktepe'mizde olduğu gibi düşünüyorum. Çünkü Işıktepe bizim Samsun, Ankara, İstanbul, İç Anadolu bölgesine giden bir kapı niteliğinde. Ayrıca da Sivas, Erzurum, Tokat hattına açılan da bir kapı durumunda Işıktepe. Şirinköy'de aynı mesabede yine Sivas-Erzurum yol üzeri Gürgentepe'mizden geçecek çevre yolu da o Şirinköy'den geçiyor. Dolayısıyla aynı hizmetlerin, Işıktepe'deki hizmetlerin orası için de geçerli. Güzel bir altyapının yapılması gerekiyor. Orada toplu işte fırınlarımız var, dükkanlarımız var, insanlarımızın toplu yaşadığı güzel, evet, bir yer. Orada hem cami çevresi olarak hem altyapı olarak hem de yol, çarşı içi sayılacak yere kaldırım ve aydınlatma, Işıktepe'mize verdiğimiz sözlerin aynısı Şirinköy'ümüz için de geçerlidir. Allah nasip ederse biz bu iki yere, bizim Gürgentepe'mize değer katmaları ve giriş çıkış kapısı mesabesinde olmasından dolayı biz oraları Allah'ın izniyle hakikaten Şirinköy'ü Şirinköy yapacağız. Işıktepe'yi de Işıklı Tepe yapacağız inşallah. Aydınlatacağız, evet, hizmetlerle. Evet, aslında birçok soruya cevap verirken, vatandaşlardan gelen sorulara cevap verirken kısaca projelerinize ve hedeflerinize de girmiş olduk zaten ama evet, özet halinde, başlıklar halinde Yaşar Şahin'in proje çantasında neler var? Evet, şimdi Gürgentepe'mizin hava şartlarının çok değişken olmasından dolayı bu zamana kadar tabii ki ben sohbetimizin bu bölümünde şartları öyle gelişmiştir. Gürgentepe'mize belediyemizin kuruluşundan bugüne kadar, şu saate kadar belediye başkanlığı yapmış bütün başkanlarımıza, ilçem adına, şahsım adına gerçekten teşekkür ediyorum. İmkanlarını elbette ki seferber etmişlerdir. Çok az siyasetçi vardır ki oralarda gönlünü eğlendirsin ya da işte bir kariyer yapma amaçlı olsun, hı hı, ya da işte yapacak başka iş bulamadı da şansımı deneyeyim diyerek bu görevlere talip, evet, olmuştur. Bunların sayısının az olduğuna inanıyorum. Ben Gürgentepe'mizdeki o bizden önce ya da işte 31 Mart 2019 seçimlerinden önce belediye başkanlığı yapmış bütün büyüklerime, başkanlarıma teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı.
Ancak tabii ki yetişmiyor. Günlük insanların ihtiyaçları da değişiyor. Değişen şartlara da ayak uydurmak gerekiyor. Birincisi Işıktepe ve Şirinköy için düşündüğümüz bu bina dış cephe giydirmesi ve yapılanlar eksik. Şu ana kadar yetiştirilememiş olan elbette ki altyapı, kaldırım, aydınlatma ve diğer sokaklara da efendim asfaltlama yapacağız. TOKİ, bunu önemsiyoruz. Binalarımızın çoğu eski, yeni yeni binalar yapıldı. Onlar da tabii ki ihtiyaç sahipleri onlardan istifade ediyor. Ama biz TOKİ'yi önemsiyoruz. Gürgendeme'miz de bu manada düzgün, efendim konforlu, bugünün şartlarına çok uygun. İnsanlarımız büyük şehirlerde yaşıyor, geliyor ilde yaşıyor. Orada gördüğü konforu ilçesinde de görmek istiyor. Bu manada TOKİ'yi önemsiyorum ve inşallah insanlarımızın kalabileceği, memurlarımızın kalabileceği ve orada rahat edebileceği bir TOKİ 80 dairelik ya da bu araştırma yapıldıktan sonra 100 dairelik mümkün olursa inşallah talebin çokluğuna göre bunu artıracağız. Ama mutlaka olmasını çok arzuluyorum. Bu önemli yani. Çünkü gittiğimiz ve şu anda yaşadığımız evler biraz daha bugünün şartlarına cevap vermeyecek durumda. İkincisi Kültür Sarayı. Zannediyorum Kültür Sarayı'nda bir çalışma oldu. Evet. Efendim şu anda projesi hazır gibi. Ama devlette devamlılık yetişmedi. Ama inşallah biz onu o haliyle ya da projeyi inceleyip şunlar da olabiliri katarak bu Kültür Sarayı projesini uygulamak istiyorum. Çünkü program boyunca söylemeye çalıştığım iklim şartlarından dolayı kapalı alana çok ihtiyacımız var. Bir düğün yapalım, kapalı alan olsun, kütüphanesi olsun, efendim orada eğitim salonları olsun, düğünümüzü yapabileceğimiz ve çok amaçlı bir Kültür Sarayı programı. Yine kapalı pazar düşünüyoruz. Bunun da sebebi dediğim gibi yine iklim şartlarından dolayı kapalı bir pazar. Bu canlı hayvan alım satım pazarı, efendim manifatura alım satım pazarı. Çünkü şu anda açık pazar olarak uygulanıyor. Bilhassa benim son görev yaptığım caminin de önündeydi pazar. Biraz rüzgar, biraz kar tipi yağmur geldiği zaman böyle her taraftan geliyor. Sadece üstten yağmıyor, her taraftan yağmur geliyor ve oradaki Gürgentepe'ye hizmet sunmaya gelmiş olan esnafımızın nasıl bir perişanlık çektiğini orada gözümle gördüğüm için biliyorum. O zamandan da nasip olur böyle bir yola çıkarsak bu insanlarımızın işlerini kolaylaştıralım diye düşünmüştüm. Yine efendim sebze meyve. Evet. Pazarı kapalı olarak düşünüyoruz. Sanayi sitesini sormuştu bir kardeşimiz. Evet. Bu da bizim gerçekten artık hakkımız ilçe olarak kendi işimizi kendimiz görelim istiyorum. Mesela ilçelerimiz evet ortak hizmetler olabilir. Ama ben eğer bu bir ilçe ise, buranın bir kaymakamı var ise, buranın bir belediye başkanı var, buranın bir halkı var ise artık işlerini kendi yapan, kendi ihtiyaçlarını kendi içinde karşılayan bir ilçe olmasını hem vatandaşımız arzuluyor hem de biz arzuluyoruz. Bazı hizmetlerin diğer ilçelerimizden temin edilmesini vatandaşımız zorlanıyor, kabullenmek istemiyor. Ben de katılıyorum. Biz bir ilçe isek kendi işimizi ve ihtiyacımızı ilçemizden karşılamamız lazım. Efendim futbol sahasına değinmiştik. Onun için sanayi sitesini kendi ölçeğimizde ama geniş bir alanda ihtiyaç duydukça ilavesi yapılacak. Evet. İleriye dönük arsa alanlarını ve paylarını geniş tutarak ilave gerektiğinde bir daha bir arsa efendim kamulaştırmayla uğraşmak istemiyorsunuz gelecek. Evet. İnşallah kalıcı hizmet yapmak istiyoruz. Yine hükümet konağımız. Bu da şu anda çok yetersiz. Hatta bu da planlandı biliyorum. Bu hükümet konağımızı da çok önemsiyorum. Hükümet konağımızın dedim ya 50-100 metre bazen gidemiyoruz sisten, yağmurdan ve hava şartlarından dolayı 50-100 metre gitmekte bile zorlanıyoruz. Biz istiyoruz ki bütün ihtiyaçlarımızı aynı çatı altında görelim. Nüfustaysa nüfusta, kaymakamlıktaysa kaymakamlıkta, sosyal yardımlaşmadaysa sosyal yardımlaşma, maliyedeyse maliyede, efendim tabudaysa tabuda. Bu hizmetlerini rahatlıkla alabilsin diye hükümet konağına ihtiyacımız var. Bunun inşallah.
Diğer taraftan halı sahamızdan bahsetmiştik, o tamam. Seracılık konusunu önemsiyorum. Çünkü insanlarımız en azından kendi ihtiyaçlarını ya da biraz haçlık yapabilecekleri kadar bunları üretmeyi seviyorlar. Köyde buna çok fındık topladıktan sonra çok vakit kalıyor. Fındığa bir daha başlayıncaya kadar. Üretimi 12 aya yaymak istiyoruz. Yaymak istiyoruz, evet. Çok güzel bir ifade. İnşallah biz onlara bu desteği sağlamak istiyoruz. Ama tabii ki bunu ben belediye olarak yapacağım, bu zamana kadar olmadı anlamında değil. Gerçekten devletimiz, hükümetimize ben çok dua ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu manada da tarım ilçe kanalıyla elbette ki bu destekler verildi. Ha, daha artırmak isteyenlere daha farklı yönlerde bizim belediye olarak yapabileceğimiz bir şey olursa desteklerle vatandaşı buluşturacağız. Buluşturacağız. Yani, evet. Aradaki bloğu hizmeti sağlayacağım diyorsunuz. Onları, evet. Biz de altyapılarını sağlarız. Evet. İşte o seraları kuracakları yerlerin altyapılarını oluştururuz. Diğer bizden bekledikleri yardımı, desteği kendilerine ulaştıracağız Allah'ın izniyle. Şimdi vatandaşımızın en çok istediği ama büyük şehrimizin sahasında olan Ordu Ulubey Gürgentepe Gölköy yolu. Evet. Bu yolu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiğinde, Sayın Milletvekillerimiz geldiğinde biz bunu özellikle daha biz söylemeden önce vatandaşımız bunu istiyor, çok arzuluyor. Buraya bizim 20-25 dakikada Gürgentepe'den Ordu'ya inmemiz ya da buradan Gürgentepe'ye çıkmamız bizim için çok önemli. Şu anda yapılan kısımlar var bir 6 kilometre kadar. Orada giderken çok huzurlu, çok mutlu, çok heyecanlanıyoruz. Geri kalan yerlerinde bu şekil olmasını arzuluyoruz. Eğer izniniz olursa ismini yaşat bir projesi, ben bunu düşünüyorum ve bunda heyecanlandım. Bunda da daha önce denedik. Mesela bir vatandaşımız geldi, Gürgentepe'mizin iki tane o büyük caminin minaresini ben yaptıracağım dedi. Bir vatandaşımız geldi, avizesini alacağım dedi. Bu şekil halısını alacağım dedi. Bu şekil bunlar bir isim, gerek kendi veya eşi, gerekse anne babalarının isimlerini yaşatmak istiyorlar. Biz de bunlara fırsat sağlayacağız. Hem Gürgentepe'miz kazansın, hem onların gönlü olsun. Çünkü birikimini bir yerde değerlendirmek istiyor. Biz onu bir şadırvan olur, hastaneye bir cihaz olur, okulumuza bir cihaz olur, efendim bir mahalle yolu olur, bir fakirin evi olur. İnsanımıza yönelik, eğitime yönelik. Vefalı hemşerilerimize de ulaşacağız diyorsunuz. Onların Gürgentepe'ye katkılarını sağlamak ve isimlerini de yaşatmak istiyoruz inşallah. Daha bizim 5 yıl içerisine düşündüğümüz efendim 40 maddelik bir projemiz var. Biz inşallah bu akşamlık eğer yine sorarsanız devam edebiliriz. Kısaca turizme de değinmek istiyoruz. Gürgentepe'de de coğrafyası evet zor ama oksijeni, yeşili, muhakkak doğa turizmi Gürgentepe'yi de bekliyor. Bu manada turizm adına var mı birkaç eklemek istedikleriniz? Evet. Biz tabii hep betona, hep asfalta ihtiyacımız kadar olanını yapacağız bunların. Gürgentepe'nin doğal halini korumak istiyoruz. İnanın çok üzerine bir şey koymaya da gerek yok. Bir yolun kenarında durup efendim o alanı, o araziyi izlemeniz ya da Gürgentepe isminden belli, yani Ağ Tepesi var, Işık Tepesi var, Gürgentepe'si var. Tepesi çok olan bir ilçemiz bizim. Evet. Dolayısıyla bu tepelerin hepsinin de ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği var. Seyir alanı bize hele hele güzel güneşli havalarda gerçekten uçsuz bucaksız bir arazi görünümü ortaya çıkıyor ki Gürgentepe'den Boztepe'yi çok rahat seyredebiliyoruz. Gürgentepe'den Gölköy'e rahat, onun yaylalarını rahat seyredebiliyoruz. Ordu'nun iç sahil bölgelerini seyredebiliyoruz. Yani ismi belli, tepe yani burası. Ve burada bu güzellikle bin bir çeşit çiçekleri var. Yazı evet, çok hoş geçiyor. Yine orada kardeşlerimizin mesela orman şefimizin burada bir lavanta bahçesi oluşturalım. Biz bir çalışma yapmışlar ama henüz hayata geçmemiş. Biz onu bu sene o hayata geçirelim istiyoruz. Orada yine bizim şu anda Çamlıca Tepesi diye bir önceki belediye başkanımızın orada güzel bir tepede bir insanlarımızın düğün nişan yapabileceği bir
alan yaptı oraya, bir kapalı alan. Ve biz onu zenginleştirmek istiyoruz. Mesela Gürgen Tepe'nin balı arıcısı en çok olan ilçemiz olmasından dolayı balı kıymetlidir. Fındığı kıymetlidir. Sütü kıymetlidir. Gürgen Tepe'mizin havası kıymetlidir. Bundan dolayı el işleri var. El işleri kıymetlidir gerçekten. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hanımlarımızın ya da engellilerimizin, emeklilerimizin, yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak üzere bunların evlerinde yapabilecekleri, kendi vakitlerini iyi değerlendirebilecekleri, kendi beceri alanlarına göre, biri resim mi yapıyor, onun tuvalini, kağıdını, boyasını biz alıp kendisine vereceğiz. Oradan kazanıyor ya da kendine hobi olarak yapıyorsa artık kendine ait. Efendim bir engellimiz sadece sandalyesinde, yatağında oturmasın ya da sadece bilgisayar ve televizyona bakmasın. Bir becerisi söz konusuysa malzeme bizden diyorsun. Malzeme bizden. Evet. Onu malzemesi bizden. Diğer hanımlarımız hangi el işlerini yapıyorlarsa, becerileri neyse onun malzemesi de bizden olacak. Biz Gürgentepe'de hayatımızı kapalı değil, dolu olarak yaşamak istiyoruz. Üretime yönelik yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Benim bu çok arzuladığım ve bunu yaptığım zaman insanlarımızın mutlu olacağı, benim de sevineceğim bir proje. Diğer taraftan dedim ya, Sivas, Tokat, Erzurum yol üzeri, bizim o yollardan geçenlerimiz çok oluyor. Orada bungol evler o tepenin etrafına, ayrıca da bu balımızı, el işimizi, fındığımızı pazarlayabileceğimiz, hatta şu anda bizim tarım müdürümüz var. Gerçekten proje üzerinde ve patent üzerinde çalışmalar yapıyor. Kendisine ben buradan teşekkür ediyorum. O kardeşimin her zaman yanında olacağız. Kaymakam hanım, efendim Gürgentepe'miz için bir şans sayıyoruz. Kendisini evet, çok seviyoruz. Gürgentepe için çok bu projelerin üzerinde onun da heyecanı var. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yapacağı, yapmayı istediği destekler için. Gürgentepe'mizi seviyor ve Gürgentepe'miz için gerçekten gayret gösteriyor. Görevini seviyor, sağ olsun. Biz bunları gerçekleştirirken o evleri de yapıp, o satış noktalarını da yapıp, insanlarımız oraya geldiği zaman o tepe, şehir tepesi, oraya işte çözünürlülüğü ve bakış açısını çok net gösteren, Boztepe'yi uzaktan görüyoruz ama orada ne var bilemiyoruz. Ama biz oradan Boztepe'ye bakalım, insanlarımız nasıl yaşıyor orada, nasıl geziyor, dolaşıyor. O şekil bir dürbünler de oraya koyarak, hatta orada yine insanlarımızın spor yapabileceği ve müze. Oraya geldiğinde bir gün geçirsin çoluğuyla, çocuğuyla, misafirleriyle. Gününü dolu dolu geçirebileceği cazibe noktaları oluşturacağız diyorsun. Bir orada bir çalışmalar yapacağız inşallah turizm üzerine. Yine kendi alanında eğer mümkün olursa böyle vadiler var, bayağı bir elverişli. Eğer oraya imkan da bulursak bir teleferik de yapmayı çok arzuluyorum. O arazi, o alanı da dolaşsınlar. Hakikaten geldiğime değdi. Misafirimi getirdiğime değdi. Evet, Gürgentepe'nin de bir cazibesi varmış dedirteceğiz Allah'ın izniyle. İsmail Ceylan Gurbet'ten ulaşmış bir izleyenimiz. İstanbul Eyüp Sultan Hasancık ve Çevre Mahalleleri Dernek Başkanı olarak 60 kişi şu an derneğimizde sizi izliyoruz demiş. Hasancık mahallemizden hiç bahsetmediniz. Ne gibi projeleriniz olacak? Gurbetteki hemşerilerimizin geri dönüşü için teşvikleriniz var mı demiş. Kısaca buna da eklemek istedikleriniz var mıdır bu soruya? Evet. Ben bu soruya şöyle cevap vereyim. İstanbul'da kendilerini ziyaret ettik. Eğer yanlış hatırlamıyorsam kendisi de orada muhtar adayı. Bu sorumlulukları ve kendinden beklenen hizmetleri bilir. Bize gösterdiği ilgi alakadan dolayı da daha önceki yıllara dayanan, 30 yıllara dayanan dostluklarımız da var kendileriyle ve etrafıyla. Buradan kendilerine selam ediyorum. Allah nasip ederse muhtarımızla görüştük. Muhtarımız bize projelerini yazdı, verdi. O köyde olmasını istediği Hasancık'ta, Hasancık mahallemizde. Biz onları inşallah gerçekleştireceğiz. Ha o projelerin içinde ne var derseniz, bir şehit ailemizle ilgili bir gazi. Onunla bir yol, gene hep diğer mahallelerimizin beklediği yol konusu var. Asfalt istiyor, beton istiyor, yeni yol açılmasını istiyor, yolların çakıllanmasını istiyor. Su konusunda bizden talepleri oldu. Buradan tekrar kendilerine selam ediyorum. Elbette ki şu anda ismini anmasak bile bizim efendim Akören'den Akyurt'a, Narısı'ndan Işıktepe'sine, Tikenlice'den Muratçı'ya, Döşek'ten Okçebel'e, efendim yine Eskiköy'den
Tepeköy'e. Çatal ağaç var herhalde. Çatal ağaç. Mahalle mahalle sorular geliyor. Hepsi şunu bilsinler. Hepsine eşit hizmet gidecek, en azından bunun cevabını veriyor Sayın Yaşar Şahin. Evet. Süremizin de sonlarına geldik. Hatta bitirdik. Bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istediklerinizle sözü yine size bırakalım. Hem de veda etmiş olalım. 40 tane projemiz var dediniz. Bir sonraki programda daha da detaylandıracağız bu projeleri. O zaman belki de merak edilenlere daha net cevaplar vermiş olacaksınız siz de. Süreyi hızlı tükettik sanki. Gerçekten hızlı tükettik. Ben daha çok konuşacağımı, daha çok konulara değineceğimizi düşünmüştük ama inşallah sizinle bir iki programımız daha olacak. Bunları nasıl uygulamaya koyacağımızı, efendim bunları yapmanın zor olmadığını, hatta benim bu akşam bahsettiklerimin çok da mali maliyeye dayanmadığını, böyle bir güce dayanmadığını, gönül belediyeciliği dahilinde kaldığını ve insanlarımızın belediyemize de bunların çok yük getirmeyeceğini, hatta ben bunları açıklamaya başladığımda şu anda hissediyorum ve düşünüyorum, bizim Yaşar hocamız madem böyle güzel bir işlere niyetlenmiş, biz kendisine destek olacağız, o fakirin, o annenin gönlünü ben alayım diyerek sıraya gireceklerini ve bu taleplerini bize ulaştıracaklarını düşünüyorum. Ben bu akşam gerçekten çok hızlı bir geçti. Ben ayrıca size de teşekkür ediyorum bu güzel program için. Tabii ki sohbet edilen ortam da önemli. Bize gerçekten hoş bir ortam sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz bundan sonra yapmayı düşündüğümüz gönül belediyeciliğine yönelik, ben Gürgentepe'yi seviyorum. Gürgentepe'nin beni sevdiğini biliyorum. Gürgentepe'ye güvendim. Gürgentepe'nin de bana güvendiğini biliyorum. Ben o insanlarımıza inandım. İnsanlarımızın da bana inandığını biliyorum. Biz insanlarımıza tabii eli boş, çantası boş ve arkası boş olarak gelmiyoruz. Bak bu çok önemli. Evet. Çünkü bir şeyler vaat edince bu hizmet nasıl gelecek? Bu son derece önemli. Efendim uzaktan kumanda bir ilçe asla ben idare etmek istemiyorum. Gürgentepe'de 30 yıldır kaldık, evim de oradadır, kendim de oradayım, hiçbir yere ayrılmadık. Bu 30 yılı insanlarımızın nasıl yaşadığımızı biliyor. İnşallah o manada bize güvendiklerini, güveneceklerini ben biliyorum. Ve seçim sandığında da bunu değerlendirecekler Allah'ın izniyle. O Kadir Şinaslıklarını ben hiç unutmadım, unutmayacağım. Her yerde göstereceğiz. Ben bana düşeni yapacağım. Seçmenlerimiz, Gürgentepe halkımız da kendine düşeni yapacak. Ben Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımızdan da, ona inanmışlardan da, efendim Cumhur İttifakı olarak elbette ki artık bir ve beraber hareket edeceğimize göre bütün vatandaşlarımızdan ben oy bekliyorum, destek bekliyorum. Vereceklerine de kesin ve net olarak inanıyorum. Çünkü buna biz onların yanında bu değerimizin olduğunu biliyoruz. Hiçbir ayrım yapmadık, hiçbir ötekileştirme asla yapmadık. Hiçbir vatandaşımız da bana diyemez ki benim işimi hafife aldı ya da benim davetime gelmedi ya da benim çağrımı kabul etmedi diyemez. Biz onları gerçekten partisine göre değil, onları kendimden üstün gördüm. O Gürgentepe halkımızla bu kurduğumuz bağın bu ileriye de yönelik devam edeceğini düşünüyorum. Ben şimdiden kendilerine saygılar sunuyorum. Hizmetin nasıl geleceğini artık vatandaşlarımız biliyor. Biz kalbi, gönlü, heyecanı dolu, eşit, hakkaniyetli, adaletli, samimiyetle, gayretle onlara başkan değil, onların yanlarında yan yana ve can cana olacağız. Biz onlara koşacağız, koştuk, devam edeceğiz inşallah. Ben bu manada bu akşamki sohbetimiz, madem vaktimiz bu kadar hızlı geçti, buradan tekrar gerçekten canla başla yanında olduğum Gürgentepe halkıma, gurbettekilerine, bizi dinleme zahmetinde bulunan herkese canı gönülden ve en kalbi saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık. Bu siyasi yarışta size ve tüm adaylara başarı diliyoruz. 31 Mart yerel seçimleri Türkiye'nin en önemli gündemi, süre daralırken dediğimiz gibi hararetle artıyor. Biz de adayları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz orada da. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama hemen bizden sonra yine yerel seçim 2019 farklı bir konukla devam edecek. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.